Hepinize merhabalar arkadaşlar. City Skylines serimize devam ediyoruz. Ve barajımız neredeyse tamamen doldu. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi artık kapakları da açtı bu. Ve su akıyor. Keşke şuradan bir inen su inen... Ay konuşamadım. Şuradan su iniyormuş gibi bir animasyonu da olsaydı ama... Neyse o kadardan bir şey olmaz. Efektifliğimiz şu anda %46 hala. 128 megawatt gayet fazla elektrik üretiyoruz Neden kapakları açtı hiçbir fikrim yok aslında yüzde 46 yüzde 100'e kadar dolabilirdin Neden dolmadı acaba Onu bilmiyorum şu an gayet buradan su akıyor Bayağı da güçlü akıyor şu anda açtık kapakları neyse tamam Elektriğimizi oradan Üretiyoruz fazlasını dışarıya satıyoruz fazla fazla satıyoruz Burada su pompalarımızda bir problem yok. Onları da yukarı almıştık zaten. Buradan olmuş bir kaza olmuş. Ve bizim sıkıntımız var bir tane. Onu da hemen vereyim. şurada. Şöyle bir problemimiz var. Bize krematorium gerekiyor. Şuraya bir yere bizim şey nereye gidiyordu ya? Duman ne tarafa gidiyordu? Hemen onu bir kontrol edeyim. Sanayide mi gözüküyordu? Dumanlar şöyle gidiyor genel olarak. Yani dolayısıyla bunu ben nereye atabilirim ya? Duman o tarafa gidiyorsa. Yani bunun dumanı çok olmayacağına göre ben şuraya bir yere bir krematoryum atabilirim. Şuraya atsam insanlar rahatsız olmaz herhalde değil mi? Krematoryumun dumanından. Şöyle de yapayım. Çalışsana bir kardeşim bakayım nasıl çalışıyorsun. Neyse göremiyorum şu an ama çalışınca görürüz herhalde. Çok fazla çünkü cenaze sıkıntısı varmış bakın gördüğünüz gibi onları da çözmemiz gerekiyor Buradaki suyu acayip kirlettik ee Artık bu Şey yerine bizim şey yapmamız lazım şey yerine şey yapmamız gerekiyor Şu Temizleme zımbırtısından Onu da açabilir miyiz onu da kontrol edeyim şuradan sudan mı açıyorduk onu hayır geri dönüşümden mi Hayır Nereden açıyorduk onu ya? Ha şu işte tamam. Artık böyle direkt olarak suyu bırakmayalım. Şuradaki yükseklik ne alemde hala yükseliyor mu bilmiyorum ama %27'ye düşmüş. Neden acaba? Kapat abi kapakları dolsun. Tamam dur şimdi. Ee, sanayi bölgesine yapmak istiyorum. Bunu da su temizleme zımbırtılarına şunları yani. Bu kavşağın bir sağına bir soluna iki tane atarsam çok mu olur? Bilmiyorum iki tane atacağım ama ben yine de. <laughs> Yoldan direkt bağlandılar. Artık bunları... Nerede abi? Size bir şey diyeyim mi? Bunu da kır. Bu yolu buradan kırabilirim tamamen. Aslında şehir dışından satın alabiliriz şey ihtiyacımıza da. Henüz sınıra bir bağlantımız olmadığı için çekemiyorum. Ne denir? Şu kanalizasyon hizmetini dışarıdan satın alabiliriz aslında. Bir bakalım bizim kanalizasyon sıkıntımız var mıymış? Yoktur muhtemelen. Yok fazla fazla temizleyebiliyoruz atıklarımızı. Tamam güzel oldu ya. Buraya iki tane attık. Şimdi ben bir şey yapacaktım. Bak unuttum. Heh, dur unutmadım tabii ki de. Şurayı açacaktık. Bu şu iki arkadaşı açalım. Sonra bizim burada bir maden şeysimiz var. Şurada çok tatlı dur. Bak şimdi ben şu yolu çekerim oraya kadar dümdüz. Şu yolu mu çekmeliyim? Hayır bu yolu çekeceğim. Dümdüz çekiyorum, çekiyorum. 90 derecede. Ama şunu kapatalım tabi. Şöyle çek. Böyle gitsin bu. Hemen ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz kadarıyla şuraya bir sanayi zımbırtımızı koyalım ve buradan petrol çıkartmaya başlayabiliriz artık yeter. Hatta şöyle bir şey yapacağım. İki tane atalım buraya. Şöyle böyle 90 derece. Yine SIM kartı gibi bir şey yapacağım buraya. Dur. Şöyle yapsam bitti ama bitmedi dur. Beni bir sal. Şurayı tam 90 derece yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Burayı oynatmam gerekiyor. He tamam. Şimdi oldu. Yine yanına bir tane daha atmam lazım bundan. Nerede abi? Şuradan. Yanına bir tane daha atayım. Şöyle sınırda olsun. Üst üste binmesin ya. Duvarını kullanmak istiyorum. Üst üste binmemeli. Şöyle he. Burayı da hemen cecik yapalım. Yine gitmiş ya bu. Allah'ım. Ne kadar gıcıksın ya. Tamam kapat abi istemiyorum. Ben kendim yapacağım şimdi dur. Sonra şurayı al. Buraya gitsin buraya gitsin. Şöyle. Burayı da 90 dereceye getirirsek çok tatlı olacak. Tamam, çok güzel oldu artık burayı da izleyebiliriz. Üretime geçtik burada da. Ne kadar çalışan gerekiyor bunlara? Acaba ki 20 buna 33 Bunlar galiba seviye atladıkça daha çok çalışan alabiliyorlar anladığım kadarıyla. Neyse zamanla bakarız. Şimdilik üretime geçtik. Petrolde üretiyor oluyoruz. Bakalım şuradan üretimimize. Ay çöpten çok güzel para kazanıyoruz. Elektrikten de çok güzel para kazanıyoruz. Bakalım tamam hepsinde üretimde yiz ve dışarıya bağımlı değiliz kaynak konusunda. Fakat insanlar bir gidiyor gibi gördüm biraz önce burada. Mutluluğu düşüyor gibi gördüm. Yüksek vergi diyorlar da yüksek vergi değil abi. 11 alıyoruz vergi olarak. Aslında düşürebiliriz biraz. Çok fazla gelirimiz var da düşürmeyeyim ya. Dursun. Belki ileride çok fazla gider sağlayacak bir şeyler yaparız. Problem olmasın. Şöyle şuralara yeni yerler ekleyeyim bir de zamanı durdurayım ki burada bir park ihtiyacı varsa hemen giderelim onu da büyük park koyacağım şehir parkı koyalım hatta böyle koyalım buraya nasıl bir park parkmış bu böyle bir parkmış güzel aslında açık var ee, hala var mı hala var Hangi eğitim seviyesinde var? Az eğitimli de, açık var. Eğitim almıştı da açık var. İyi eğitim almıştı da, da açık var. Eğitim almışlar konusunda bir açık var. Yani ofis bölgesi insan arıyor diyebiliriz bu konuda. Ama okumuş insan lazım işte. Ona da yapacak bir şey yok. Ki dışarıdan gelmesi lazım insanların. Bizi tercih etmeleri gerekiyor da dur biz burada şunlardan koyabilirdik bunlardan koymayı unuttum ben bu hangisi oluyor Şundan bir tane koyalım nereye koysak ki bunu ya Burada Şu sokağa koyalım bakalım nasıl gözüküyor Bina Diğerlerinden çok farklı gözüküyor ama güzel gözüküyor Çok iyi Tamam Kaç kişi alıyormuş? Onu da bir kontrol etmek istiyorum. şundan bir çık abi. 180 kişi alıyormuş. Daha fazla var mı böyle eşsiz bina falan? Sanayimizde var. Aa, bundan koyabiliriz. Sanayimize petrol işleme zımbırtısı galiba bu. Artık işleyebiliriz bence. Gibi geldi şu anda da dur şuraya atalım ya bir tane şurada bulunsun sanayimiz. Dur bakalım hemen buraya bir şirket el koyacak mı? Bakalım işletecekler mi? Ben önceki oyunumda bunu koyduğumda bir şirket sahip çıkmadı buraya. Yani boş boş duruyordu bu bina. Yine öyle olmasa bari. Çünkü artık burada petrol üretiyoruz yani işleyebiliriz bence. Acaba bunu şey mi yapmalıyız? Plant diyor ya Tam petrol zımbırtısının üstüne mi koymalıyız? Şuraya koysam mesela ne olacak? Bir de ayrı yeten şeye de bakayım. Burası kaynaklarda Yani üzleri sayılır Şöyle getirsem biraz daha Bunu koyarken bize ne diyor? Dur, neredeydi abi? Bu Hiçbir şey demiyor yani şöyle bir şeye ihtiyacı var bunun falan demiyor. Yani dolayısıyla istediğimiz her yere bunu koyabiliriz galiba. Ki çalışmaya başlamış ama tamam burada bulunsun madem bu ya. Ay 500 kişi ney? 500 kişi ney? Buraya kesinlikle ve kesinlikle bir otobüs hattı çekmeliyiz arkadaşlar. Sanayiye de uğrayan bir hat olmalı bu. Yine şurada burası aktarma merkezi olsun. Orası için size bir şey diyeyim mi? Şimdi buradan dolanacak gelecek. Ee, şurada bir dursun, şurada bir daha dursun, iki tane durak olsun. Sonra bu fabrikanın önünde dursun, geri dönüp gitsin. Tamam, şimdi yolumuzu çekebiliriz. Geri dönüp giderken de şuradan yolcu alsın ya, dur. Buradan ve buradan yolcu alsın. Nerede abi? Şuradan bir yerden çekeyim. En seyrek gelen hangisi? Biraz onu izleyebilir miyim? Yani şurası dolmuyor. Şurası boş gözüküyor. Epey durak. Burası da boş gözüküyor. Nereye gidiyormuş turuncu? Tarlaya gidiyor. Tamam. Tarlaya giden alandan bir hat daha oluşturabiliriz gibi geldi. Şöyle böyle. Sonra buraya geliyor, buradan da geri dönüp buraya gelsin, buraya gelsin ve sonra da gidip attımızı burada tamamlayalım. Ee, bunun adını da değiştirelim tabii ki. Ne diyelim? Yine trafik oldu. Yeni binalar yaptık ya, doldu burası. Buna ne desek? Sanayi diyeyim dur sanayi Ak aktarma merkezi mer diyeyim hatta. M diyeyim. M nokta diyeyim. Tamam. Rengini de sarıya çekelim. Sanayinin rengi sarı genel olarak. Otobüs sayısını azaltalım. 4 olsun. Bilet fiyatını 5'e çekelim. Daha ucuz olsun. Burada epey trafik oluştu. Neden acaba? Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum abi. Burası giriş olduğu için kesinlikle sağ buraya sola dönmesinler. Sağa dönebilsin mi bir bakayım. Sağa dönebilsin evet. Sola dönmesinler. O yüzden buradan bunu kapatıyorum. Yani ileri gitmek zorundasınız arkadaşlar. Ona göre Tamam burası aktı. Ama burası neden akmadı? Ya buraya bir çözüm bulmak lazım ya. Buraya şöyle bir göbek koysam ne olur? Küçük gelir göbek. Ama biraz büyüğünden açsak şu bir tane verelim de biraz dur bakayım. ve Buraya bir göbek koysam ne olur? Deneyimleyelim abi. Bundan koyuyorum mesela bir tane ne olacak? Ak git ya. Hadi bakalım. Bu sefer buradan gelenler bekliyor. pek mantıklı olmadı gibi. Oy! Dur şunu kaldır, kaldır. Abi bir geri çık bakayım ne oluyormuş. Vallahi olmadı. Buraya bir şey yapmamız lazım bizim. Buraya bir kavşak atabilir miyiz acaba? Kavşaklara bir göz atalım. Buraya uygun bir şey. Hop bu ne lan? Bunlar niye bu kadar büyük ya? Aşırı büyükler. Şöyle bir şey desem çok büyük. Bu da çok büyük. Gerek yok abi. Burası niye trafik mesela? Burası niye durdu? Ve burası niye ilerlemiyor? Çünkü, çünkü şuradaki şeyleri de bir kaldırayım. Burası ana yol girişi ve karşıdan karşıya geçmeyin. Yardır abi, yardır abi. Şurayı bir açar mısınız lütfen arkadaşlar? Tek giriş olduğu için arkadaşlar, burayı çözeceğiz bu arada. Tek giriş burası ya bu yerleşim yerinin. O yüzden şurada, buraya da bir yerleşim yerine giriş yaptığımız zaman bu yoldan da buradaki sıkıntıyı çözmüş olacağız bile. Umarım yani öyle düşünüyorum. Burada fazla yığılma olmaya başladı. Bunun sebebi otobüsler biraz geciktiği için. Ama halledilir. Sorun yok. Hem hem hem. Şimdi. Aklıma bir şey geldi. Ama ne kadar mantıklı olur acaba? Bilemedim de. Acaba şuradan bir giriş buradan bir çıkış yapsam çok kötü olur orası. Güzel olmaz yani. Buraya ne yapalım ya? Bana bir öneri verin. Burayı nasıl kullanabiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Mesela şöyle düzeltelim önce bir. Bunun arasına ağaç atalım. Bir kalın olsun bakayım şurasıyla uyumlu olsun. Sonra şurada yaya geçidi varmış bunu bir kapat. Tamam. Burası akıyor. Sorun şu ki buradan gelen geçtiğinde buradaki çok bekliyor ve yığılma oluyor. Buradakiler geçtiğinde de buradakiler çok bekliyor. Bak hala bekliyor araba mesela. Çünkü şurası açılmamış. Şu enayi buraya gelmeye çalışıyor çünkü abi senin yolun burası bak buraya niye girmeye çalışıyorsun Şu yola şey yasağı koyalım ileri Gidemesin Buraya da dönemesin Tamam senin gideceğin yer burası abi ona göre Git bakayım bak bunlar niye buraya geçiyor yola uyum sağlamıyorlar. Aa dur lan ben ne yaptım buraya? Dur yanlış yaptım ya. Neyse önemli değil ama. Şimdi şunu şeyini tekrar kapatayım. Bu ileriye gidemesin. Tamam tamam. Rahatladı. çok fazla insan geldiği için şehire. O yüzden böyle bir şey oldu ve otobüsler çok birikmiş burada. Seviye atladık. Allah'ım ne oluyor? Trafik oluşmaya başladı. Nüfusumuz 12.000'e geldi ve trafikle uğraşmaya başladık. Lütfen arkadaşlar hadi biraz hızlı. Allah! Çok karışıyor ortalık. Şimdi buraya bir şey yapalım. Olmayacak böyle çünkü. Buraya bir üst geçit garanti lazım. Gel abi. Biz bu şekilde ilerleyemeyiz. Şöyle yapalım. Bunu bir kapatayım. Bunu bir açayım. 10 metre iyi midir? Bir tık düşür 8, bir tık düşür 7,5. 7,5 iyidir. Şöyle burası bir üst geçit olsun. Şöyle yapalım. Şöyle gel 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 gel. Şunu kır idareten düzelteceğiz orayı. 44 metre gidebildiği kadar gitsin. Bunu da kır. Karşıyı bir kontrol etmek istiyorum şimdi de. Hmm, olmadı. Buraya doğru yapmalıyız mı acaba? Şöyle baksam. Böyle daha mantıklı. Dursun şimdi dur. Şuraları kıralım. Şöyle burası birleşti bile. Burayı da kendimiz birleştireceğiz. Şöyle birleştirelim. Sonra da buranın şeylerini kaldıracağız. Şimdi şu yollarımızı bir düzeltmemiz de lazım. Bir yandan. Hop, şurayı da nasıl birleştireceğiz? Şöyle. Şimdi şunu bir kapatsak çok daha rahat çalışacağım gibi. Şöyle yapsam buraya çok tatlı olur mu? Olur. Böyle yapalım. Olmadı. İla abi. Olmadı orayı beğenmedim. Buradan dönecek ve altından geçecek şuraya. Tamam şimdi oldu. Çok saçma bir şey oldu burası ama yok abi beğenmedim ya. Bence şuradan şöyle birleştirebiliriz burayla. Yani tamam böyle olsun. Devam edelim. Şuradaki yaya geçitlerini kaldır. Bunu da kaldır. Bunu da kaldır. İleriden geçsinler. Tamam lütfen burayı kullanın arkadaşlar. Trafiğe sebep olmayın. Bunu da kaldırıyorum bu yüzden buradan. Bunu da kaldır. Tamam şimdi hallettik gibi. Nasıl gözüküyor güzel gözüküyor burası İnsanlar kullanmaya da başladılar zaten Şu arkadaşlar bir ilerleyebilirse burayı bir boşaltabilirsek çok tatlı olacak Bir bakabilir miyim şurası hangisi yeşil hmm, Yeşiller Daha yolda yeni gitti adam Anca döner gelir Tamam halledeceğiz ama sıkıntı yok Çözdük gibi biraz sanki ben gidip şimdi bir baraja tekrar bakmak istiyorum. Burada hortum çıkmış. Barajda durumumuz nedir abi? Bir bakayım. Yükseklik iyi. Sonra şurada durum nedir? Üretimimiz nedir mesela? %28'miş. Düşmüş. Sebebini bilmiyorum. Şuradan biraz şey yapmak istiyorum. Düzeltme. Şurayı da doldurayım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Burada yapacağım bir şey yok. Şurayı bir gözlemleyelim. Bakalım ne oldu burada. Oyunumuzda bir kayıt aldı. Burada bekleyenler aşırı fazla. Aşırı aşırı fazla hem de. Sanayiye gidip gelen var ya. Şimdi acaba bekleyen var mı şuradaki duraklarda? Onu merak ettim. Bir bakayım mı? Geri dönmek için bekleyen var. Şurada gitmek için bekleyen var mı? Yok. Şurada var mı gitmek için bekleyen? Yok. Geri dönmek için bekleyen var mı? Burada var. Evet. Bir bakalım sanayinin burada bekleyen var mıymış? Yokmuş. Git abi bakayım nasıl gidiyorsun? Bu kaç kişi getirdi? Bir kişi getirmiş. Bu kaç kişi getirdi? İki kişi getirmiş. Neyse olsun olsun. Ben tekrar üretime bir bakayım şuradan. dışarıdan çok fazla alıyoruz. Niye böyle? Size bir şey diyeyim mi? Şunun yüzünden dışarıdan çok fazla petrol alıyoruz biz. Ki üretim yapalım diye. Ama bak mesela üretimde şuna baktığımızda şuradan baktığımızda bu değil şuradan. Aşırı üretimimiz vardır. Evet şu üretime bak ama ya çok iyi. Ya abi bir şey sorayım mı? Bunu niye biz buraya yap yapamadık? Niye olmadı? Bunun karşısına yapacaktık. Adam buradan petrolü zaten dışarıdan aldığımıza göre getirdiği gibi içine koyacaktı. Niye olmadı? Neyse çok da önemli değil ya. Şu aktarma merkezimizi tekrar bir kontrol edelim. Burada trafik oluşmasın. Burası çok büyük sıkıntı çünkü. İnsanlara bir bakalım ne kadar birikiyor Şehir dışına çok fazla giden oluyor mu 10-11 kişi 12 kişi Gelen oluyor mu bir de ona bakmak lazım aslında Hadi abi adam seni bekliyor bu niye arkası batmış gibi ha batmamış Ha gayret Yine bir yerde yangın çıktı Hızlı ol, hızlı ol. Seni bekliyor adamlar. Aa, neyi bekliyorsun? Hadi. Hadi bakalım. Tamam ya, burası güzel çalışıyor. Benim hoşuma gitti. Epey de bir insan kalabalığı var burada. Üst geçidi de kullanıyorlar. Bu da güzel bir şey. Ama acayip bir şekilde buraya çok fazla insan gelip gidiyor. Neden buradaki otobüs hattını kullanmıyorlar? Yeşil hattı kullanmıyorlar. Bilemedim, anlamadım da doğrusunu söylemek gerekirse. Yani şöyle bir şey yapabilirim bunlar için. Şuraya bir tane daha koyarım. Sonra bu hattı da bu durağa bağlarım. Geri dönerken yani buradan da yolcu almış olur. Daha tatlı olabilir. Yani insanlar yürümesin o kadar yolu buradan. Yani oraya kadar yürüyeceklerine buraya durağa yürüsünler yeterli. Ya da para vermemek için mi yürümüyorlar? Mesela onu da anlamış değilim. Buraları çok dolu değil. Bakalım gelen var mı? Kırmızı otobüsümüz geliyor buraya. Ki durmadı gitti. Demek ki boşmuş. Yine burada bir trafik oluşmaya başladı ufaktan. Ee, mavi şehir içi hattı 1, he, 6, 7'ye çıkartalım otobüs sayımızı. Bir orada bir çünkü şey var. Yetişmiyor gibi gördüm. Burada da böyle bir saçmalık var bak mesela. Aslında burada iki şeride indirmemiz gerekiyor bu yolu. İndirsek mi? Nasıl gözükür? Şöyle yapmamız gerek. İndirebiliriz ya. Deneyelim ne olacak ki? Önce burayı sonra burayı. Tamam. Tamam şimdi daha iyi oldu. Bak buradan gelen buraya geçti ya. Dövmek lazım onu ya. Kurallar oyun oğlum. Terbiyesiz herifler. Burada epey trafik oluyor. Çok gıcık bu. Hiç hoşuma gitmiyor. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şimdi şu yolu karşı yolla bir bağlantısını keseyim. Şuradaki yolun. Karşıya gitmesin abi. Bu sağa da gidemezsin anladın mı? Bu bu tarafa dönmek için sadece var. Tamam bu kadardı. Başka bir şey yok. Bakalım bu uyacak mı kurala? Uydu. Tebrik ediyorum onu. Tamam, gayet güzel oldu ya. Epey doldu nüfusumuz 12.400. Artıyor da hala. Paramız feci artıyor. Okul durumumuz ne ben ona bir bakmak istiyorum. İlkokul az mı yetiyor mu yetmiyor mu onu görmek istiyorum. İlkokul şurada bir zayıf. Nedenini anlamadım abi. Buraya bak okul koymuşuz. Buraya da koyduk aslında. Bak buraya neden gelmiyorlar acaba? İlkokul sıkıntımız var ya. Niye öyle ama? ne gerek var yani? Mesela şu kaç kişi? Ay, 1500 kişi dolmuş, dolmuş. Anladım abi, dur. Biz ilkokul yapalım. Çok özür diliyorum sizden kusura bakmayın. Şuraya bir buraya mı yapsam? Şuraya yapıyorum ya. Tamam, bunu da buraya yapalım. Okul lazımmış ya okul sıkıntı baksana dolmuş bu ben hiç farkında değildim. Lise durumumuz neymiş onu görmek istiyorum. Yine lise burada sıkıntı. Değil mi? Öyle mi? Ne bileyim bilemedim de. Kolejde bir kapasitemiz ne olmuş? Kolej kaç kişi okuyor ya? Yo gayet kapasite, kapasitemiz var konuşamıyorum. Gayet kapasitemiz var. Burası da gayet güzel oldu. Burada oynayan var mı? Yok. Lise nasıl 66 kişi okuyor ya? Ayıp değil mi kardeş? Ben bir tane hatta oluşturmak istiyorum. Bir otobüs hattı daha oluşturmak istiyorum. Otobüsümüz de otobüs. Otobüs. Buradan. He dur. Ne yapsam? Bilemedim buradan buraya çekmek istedim de neyse ya çekmeyeyim dur Çekmeyelim çekmeyelim otobüs çok fazla kullanmaya başladık büyük sıkıntı olmaya başladı bize Özellikle mavi çok kullanılıyor ee, Nereden geliyorlar mavi onu bir incelemek istiyorum mesela sanayiden Gerçi her yerden geliyorlar ki ya Bizim buradan Şuraya bu şehir içine bir tramvay hattı çekmemiz gerekiyor Şöyle bir bakıyorum. Hat çekmek istesek nasıl yapabiliriz diye de yapamayız. Tramvay hattı, hattı falan döşemek istesek büyük sıkıntı bizim için. Şu yol kenarından getirebiliriz şöyle. Ama bu kadar uzatmaya gerek var mı? O da bir ayrı konu. Şöyle yol kenarından getiririz. Şöyle buralara durak atarız. Hop bir şeyler geldiğine gelmiş. Araç ve taş gelmiş. Biz araç fabrikası falan yapamıyor muyuz? Bizim bir tane daha fabrikamız var. Ney bu abi? Ney üretiyormuş yani? Ben anlamadım bunu. Hemen bir çeviri yardım alalım. İnşallah alabilirsek bu sene. Şöyle Neydi? Mandıra evi mi? Mandıra evi diye çevindi. Mandıra süt ürünleri gibi bir şey galiba öyle bir kompleks gibi. Şimdi biz hayvancılığı nerede yapıyoruz abi? Hayvancılığı burada yapıyoruz değil mi? Bir de burada yapıyoruz. Yine hayvancılığı buralarda da yapıyoruz ama şurası komple değil. Şu ikisi hayvancılık. Buraya bir mandıra atmamız var mı? Var niye koymayalım ki ya koyalım buraya da bir mandıra Etrafını kirlet ha, Hava kirliliği de yapıyor ama niye abi hava kirliliği saçma yapmaz Buraya yapmayalım ya oradan buraya getirsinler dur Şuraya bir yere koyalım biz bunu Hatta size bir şey mi buraya mı koysak ne yapsak Buraya koyayım ya. Dur bakalım ne yapıyormuş. Havayı niye kirletiyor anlamadım hala ama. Bakalım kullanılacak mı? İlla ki kullanılır. Bir şeyler açıldı. Ne oldu? Seviye mi atladık? Ha seviye atladık biraz önce. Evet doğru. Bu açılmış. Şunu da şey yapayım. E ne yapabiliriz ki? Bakalım neler açılmış onun dışında. Şuradan Kontrol edeyim bunlar açılmış. Biraz da para vermiş. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Para için. Ne sattığımıza da bir bakalım. Taş ve tekstil. Abi daha demin taş getirmedin mi sen buraya? Niye şimdi şey yapıyorsun? Taş satıyorsun tekrar. Hem bir efektifliği az gibi bunun ya. Aslında değil. Ama yine de bir İhracattan ne kadar kazanıyoruz acaba bunun bir yerde yazıyor mu verisi var mı Trade'den Servis ticareti Yani servis ticareti dediği arkadaşlar e, sattığımız elektrik muhtemelen Ay sanayiden ve ofis bölgesinden çok iyi para kazanıyoruz yine gerçi yerleşim yerinden de iyi para Kazanıyormuşuz Şimdi Madem bizim şu zımbırtımız açıldı. Ben şuraya Bunlar ne kadar gürültü veriyor hatırlamıyorum ki ama ben yine şuraya şöyle Şöyle ticari bölge oluşturayım. Şu araya da birazcık ağaç atalım. Orada değil, buradaydı. Çam olsun. Şöyle olabildiğince yamuk yaptım galiba ya. Yani. Neyse önemli değil. Şunu kır. Buraya koy. Yamuk yumuk oldu ama önemli değil. Bak geliyorlar hala. Hadi bakalım buraya neler yapacaklar. Bizim ofis bölgesi yapmamıza da gerek var mı acaba? Onu bir kontrol edeyim mi? Açık var mı? Hala açık var. Ve eğitimli insanlarda açık var. Bak iş olmasına rağmen insan yok diyor. Ki buralarda da yüksek kira diyor adamları ya. Lan ne yüksek kiras? Kaç kira alıyoruz ki sizden? Yüksek kira falan değil abi yani. O kadar para almıyoruz sizden yani abartmayın. istiyorsanız. Birazcık da yerleşim yeri yapmaya devam edeyim ben şu alt kısma. Şöyle 3-2 3 şeklinde Buraya park yaptık. Bunun yanına da ev yapalım. Buralara da yapalım. Tamam. Epey doldurduk ya. Güzel oldu. Şuradaki yoğunluğu tekrar kontrol etmek istiyorum. Bizim bu arada trafik sorunu yaşamayız umarım ya. Tek girişimiz burası. Bizim acilen şurayı da bağlamamız gerekiyor. Yol nasıl gözüküyor? Bir yamuk gördüğüm gibi. Yok yamuk değil. Gayet güzel. Ve çok yüksek sanırım. Burayı sadece giriş mi yapsak acaba? Burayı sadece şehre giriş olarak değiştirsek trafiği bir nebze azaltırız gibi geliyor bana. Şöyle bir buranın yönünü değiştireyim ben dur. Yaylanın bakayım abi. Hadi bekleme ne bekliyorsun? Adamların kafası karıştı. Şuraya şimdi yoğunluk oluşturacaklar. Buradaki ışığı kaldıralım ki yine şeyleri de kaldıralım. Işığı burada da kaldır. Yaya geçitlerini kaldır. Kullanmasınlar yürüyerek gitmelerine gerek yok abi yani ne gerek var ki? Otobüs var işte otobüs kullanın. Şurayı kullanıyorlar mı mesela? Ay bu ne? Bizim hemencecik hattımızdaki şu yeşil hattaki otobüs sayısını arttırmamız gerekiyor. Bir araç olmaz. Burada bekleyen kaç kişi var? 190, 200 de orada bekliyor. Otobüslerimiz 80 kişilik. 2 yeterli mi? 2 yeterli gibi. Biz izleyelim bakalım ne olacak. Bakalım bakalım. Üç mü yapsak ya? 3 yapalım bari. Otobüs de sürekli trafik yaratıyor otobüsler ama yapacağımız bir şey yok. Abi tren hattımız hiç kullanılmıyor. Boşuna buna var ya para ödüyoruz şu anda. Neyse ki kazancımız fazla fazla. He, bak burada 80 kişi bekliyor. Burada 0 kişi bekliyor. Bur neresi? Ankara burası. Burası bizim burası. 60. Şimdi şu alıp gider. Araç mı yok? Oğlum nasıl yok? Aa, bizim otobüs depomuz artık şey yapmıyor mu? araç çıkartamıyor mu? Burada yine bir şeyler olmuş. Bas depot. Evet. Yo abi çıkartabilir. Niye çıkartmasın ki? He ee, arkadaşlar. <laughs> Mikrofonu kapalı unutmuşum özür dilerim. Yarım saattir konuşuyorum. Muhtemelen keseceğim o arayı ama. En son buraya bunu yaptım. Ee, otobüs sayımız arttırabilmek amacıyla falan filan işte buraya baktık. Burada da insan sayısı epey artmış. Yani burada bir düzenleme istiyor gibi burası. Çünkü insan sayısı çok fazla arttı. Yani en azından bir tramvay hattı bir şey çekmemiz gerekiyor acilen. Buradaki yükü azaltmak amacıyla otobüs yükünü azaltmak amacıyla. Onları da sonraki bölümlerde yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.